Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle nefis bir turşu tarifimi paylaştım. Bugün Sivas'ın meşhur dal turşusu tarifini paylaştım sevgili arkadaşlarım. Ben turşu tariflerinin içerisinde en çok sevdiğim turşu diyebilirim. Şöyle içerisine birazcık yeşil, hafiften kızarmış küçük küçük domatesleri de ilave ederek hem güzelliğine hem lezzetine lezzet katmış olduk. Ayrıca bu tarifte kullanmış olduğum pezikler ve domatesleri köyde annem yetiştiriyor bahçesinde. buradan kendisine teşekkür ediyorum. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Benim çok sevdiğim, çok severek hazırladığım ve tükettiğim bu tarifimi bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. Bu tarifimde aşağı yukarı 10 bağ kadar pazılarım var. Pazıları e, öncelikle bir 4-5 kez mutlaka böyle bol suda yıkayalım. Daha sonra yapraklarını temizleyelim. E, daha sonra uç kısımlarını görmüş olduğunuz gibi temizleyelim sevgili arkadaşlarım. Eğer pazıların içerisinde bu dalların içerisinde böyle bozukluk bozulmuş yerler varsa mutlaka onları da alalım. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben birer litrelik konservelerde hazırlayacağım. O yüzden biraz daha böyle görmüş olduğunuz gibi bakın sevgili arkadaşlarım. Bu büyüklükte kesiyorum. Şöyle kenarlarını da temizliyorum ayrıca. Pazıların yaprağından isterseniz sarma yapabilirsiniz, kahvaltılı kavurma yapabilirsiniz veya yemeğini hazırlayabilirsiniz. Hepsi çok lezzetli olur. Daha sonra geniş bir tencerenin içerisinde suyu kaynatalım. Biraz suyu fazla olsun sevgili arkadaşlarım. Hazırlamış olduğumuz, temizlemiş olduğumuz pazıların içerisini hepsini e, suyun içerisine ilave edelim. Şöyle ara ara karıştırarak kapağını kapatalım. Ara ara karıştırarak şöyle çok az yumuşayana kadar pişirelim. Yani bu süre 6-7 dakikayı kesinlikle geçmesin. Evet bütün pazıları görmüş olduğunuz gibi kaynar suyun içerisine doldurdum. İlk önce şöyle karıştırıyorum. Daha sonra kapağını kapatacağım. Bir böyle e, 2-3 dakika sonra tekrardan karıştıracağım ki böyle altı üstü her taraf e, aynı dengede pişmesi için. Dediğim gibi çok fazla pişirmeyin sevgili arkadaşlarım. En fazla 7 dakika yeterli. Evet şöyle bir kapattım. Yine ağzını e, kapağını kapattım tencerenin. Daha sonra şöyle bir tırtıklı leğenimin içerisine suyu doldurdum. E, pazıları böyle süzerek suyun içerisine alacağım. Tekrardan üzerine böyle soğuk su ilave ediyorum. Pazıları güzelce şoklayacağım sevgili arkadaşlarım. Şöyle kısa bir süre suyun içerisine beklettikten sonra suyunu süzüyorum. E, tamamen soğutuyorum tamamen soğumaya bırakıyorum Evet sevgili arkadaşlarım Siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet pazıları böyle sudan çıkardım. Şöyle birkaç dakika kadar süzdükten sonra yani pazıların tamamen soğumuş olması gerekiyor. Şöyle konservemin içerisine birazcık sarımsak serptim. Daha sonra pazıları böyle gelişi güzel yerleştirebilirsiniz. Bu tarifi sadece pezik dalları ile sarımsakla da hazırlayabilirsiniz. Ben şöyle domates olduğu için domates de çok sevdiğim için özellikle bu hafiften kızarmış domates var ya bu şekilde çok lezzetli olacağını düşündüğüm için birazcık böyle ilave ettim. Ama dediğim gibi sadece pezik dalı dalı ve sarımsakla bu turşuyu hazırlayabilirsiniz. Öyle de çok lezzetli olur. Şöyle aralarına üzerine az az domates de yerleştirdikten sonra yine son olarak e, böyle bir yarım yemek kaşığı kadar sarımsağı üzerine yerleştiriyorum. Şöyle bir kenara alıyorum. Ayrıca bu tarifimde tam 3 baş sarımsak kullandım sevgili arkadaşlarım. Sarımsakların büyük olanları böyle doğradım. Eğer küçükse sarımsaklarını hiç doğramanıza gerek yok. Evet, şöyle tekrardan göstermek istiyorum. Konserve'nin en altına e, sarımsaklarımı yerleştirdim. Daha sonra pezik dallarını bu şekilde pazıları yerleştiriyorum yine aralarına şöyle birkaç tane domatesi yerleştirdikten sonra yine aynı şekilde üzerine de pazıları ve sarımsakları yerleştiriyorum şöyle bir kenara alıyorum bu tarifimde bir litrelik konserve kullandım sevgili arkadaşlarım bu tarifim için dört tane toplamda konserve kullanmış oldum görmüş olduğunuz gibi çok az bir malzemeyle gerçekten görüntüsü de çok güzel oldu sevgili arkadaşlarım. Gerçekten bir o kadar da çok lezzetli. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Denerseniz mutlaka olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Sizin yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Küçük bir emoji, küçük bir yorum, hatta küçücük bir nokta da bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi hepsini konservelerime yerleştirdim. Daha sonra bir çay kaşığı kadar toz şeker ilave ettim hepsinin üzerine. Şöyle bir e, yemek kaşığı ama böyle tepeli olacak şekilde kaya tuzunu ilave ediyorum. Bu, bu gibi tariflerde kesinlikle kaya tuzu kullanmamızı tavsiye ediyor. Özellikle büyükler kesinlikle kaya tuzu olmasını tavsiye ediyor. Şöyle tepeli bir şekilde olmamışsa eğer benim yapmış olduğum gibi biraz daha üzerine tuz ilave edebilirsiniz. Daha sonra şöyle e, üçer dörder tane çok fazla değil. E, limon tuzu kullandım sevgili arkadaşlarım. tabi birazcık ekşi seviyorsanız eğer limon limon tuzu yoksa üzerine böyle birer dilim e, limon da dileyebilirsiniz. Daha sonra birer çay bardağı üzüm sirkesini üzerine ilave ediyorum sevgili arkadaşlarım. E, bu arada tam e, bir çay kaşığı da pul biber ilave etmeyi unutmuşum ki son anda e, ekledim. Gerçekten bu tarifin içerisinde de çok hafif bir baharat pul biber çok yakışıyor. E, kesinlikle denemelisiniz. Şöyle son olarak da görmüş olduğunuz gibi pul biberlerini ilave ediyorum. Ee, benim pul biberler biraz acı olduğu için sadece böyle bir çay kaşığı kadar ilave ettim. Son olarak kaynar suyu da konserveye doldurduktan sonra e, kesinlikle su ılık veya soğuk olmasın sevgili arkadaşlarım. Böyle tamamen kaynar su olsun. Bakın tamamen e, üzerine kadar suyu yerleştirmiyorum. Şöyle bir Kaşıkla veya bıçakla şöyle bir havasını alıyorum ki böylece sular biraz daha aşağısına inmiş oluyor. Daha sonra konservenin kapak boyuna kadar yine kaynar su ile dolduruyorum. Evet bir peçete ile mutlaka kapaklara gelecek yer o kenarlarını silerim sevgili arkadaşlarım ıslak olmasın veya hani olur ya. Baharat falan olmasın kenarında. Daha sonra hava girebilir. Bütün emeğimiz ziyan olmasın. Şöyle kenarını güzelce sildikten sonra sıkıca ağzını kapatalım. Evet kaynar su kullandığımız için elimiz yanabilir. Şöyle peçeteyle tutabiliriz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi ters çeviriyorum. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Emin olun bir o kadar da lezzetli bir turşu tarifi. Et yemeklerinizin yanında köftelerin yanında. Özellikle bulgur pilavının yanında olmazsa olmaz bence. Hemen kenarında da görmüş olduğunuz gibi e, pazıların yaprakları var sevgili arkadaşlarım. İsterseniz son olarak kapağını kapatmadan önce e, yaprakları da yerleştirebilirsiniz. Yani annemler genelde o şekilde yapıyor ama ben şimdi yaprakları kavuracağım kahvaltı için hazırlayacağım. Çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi harika bir turşu tarifimiz oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi konserveleri ters çeviriyorum. Kesinlikle kapak kısmında bir akma veya sıkıntı yok. Böyle ters çevirin. Özellikle evinizin serin ve karanlık bir bölümüne yerleştirin. İsterseniz aylarca bu turşuyu saklayabilirsiniz. Şöyle bir hafta sonra açıp tüketebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Turşumun son halini, kıvamını da sizinle paylaşmak ister, e, isterdim aslında ama e, açamayacağım için kış için hazırladım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.